Merhaba arkadaşlar. Yalova'dan yola çıktık. Kırşehir Kaman'a, Gökeşme Köyü'ne gidiyoruz. Bolu Dağı Tüneli'ne girdik. Araba yolculuğunu çok seviyorum. Günlerce gitsem sıkılmam. Tünelden çıkmak üzereyiz. Bolu yemyeşil, güzeller güzeli, dağlarıyla. Benim çok hoşuma gidiyor. Ankara'yı geçtik. Kızılcahamam, Bala, Kırıkkale. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu da Kızılırmak Nehri. Uçsuz bucaksız araziler. Göz alabildiğine uzanıyor. Dağlar, tepeler. Çok hoşuma gidiyor. Köyümüze geldik. Köyün kedileri bize hoş geldine gelmişler. Maalesef onlara verecek yiyecek bir şeyim yok. Kuru mama alsaydım sizlere verirdim. Pisi pisiler. Hepsi birden toplanmışlar, gelmişler. Bizi seyrediyorlar. Eşyaları boşaltıyoruz arabadan. Onlar da bizi seyrediyorlar. Birbirlerini korkutuyorlar. Çok sevimliler. Bunlar kardeş sanırım, birbirine benziyor hepsi. Ağaçlarımız oldukça büyümüş. Mart ayında aşı yapmıştık biliyorsunuz. Ama altları çok büyük otlar sarmış. Eşim onları çim biçme aletiyle otları biçiyor. Daha sonra da çapa makinesiyle çapa yapacak. Suladığımız için öyle kalınlaşmış ki otlar, makine bile zor kesiyor. Eşim temizlemeye çalışıyor. Maalesef benim pek bir faydam olmuyor bahçe işlerine. Ben anca ev işlerine uğraşıyorum. Hava da çok sıcak. Evet, konteynerimizi bıraktığımız gibi bulduk çok şükür. Hiçbir zarar ziyan yok. Burası böyle bir Joseph'in koltuğum vardı, onu koydum. Buzdolabım, küçük kapkacak dolaplarım, ocağım. Her şey yerli yerinde. Yanımda taze fasulye getirmiştim. Onu koydum, pişiriyorum. Akşam için yemeğimiz olsun dedim. Taze fasulyeyi de çok severim. Dolabın içine bardaklarımı koydum, tabaklarımı böyle yerleştirdim. Konteynerde de olsa her şey lazım. Elime attığımda bulunsun diye bir şeyler getirdim. Kaşıklarımı çekmeceye yerleştirmiştim. Derli toplu oldu mu? Kullanması da kolay oluyor. Alt kısmına da böyle kapkacak koydum. Bir rafı eksik, onu tamamlayacağız. Bu şekilde yerleştirdim böyle. Evet, Semin ablanın bahçesine geldim tavukları görmek için. Beni görünce hepsi yanıma koşuştular. Bahçede eşeleniyorlar. Çok güzeller. Taze taze yumurtluyorlar. Köy yerinde herkesin yumurta için tavukları var. İstediklerinde de tavukları kesip bir güzel afiyetle yiyorlar. Bahçeyi yine ekmişler. Çiçekler açmış. Kadife çiçekleri, ekinezyalar. Çok güzel. Açan çiçekleri çok seviyorum. Ayşegül bahçede uğraşıyor. Biberler, domatesler olmuş. Dolma biberleri var. Bu biberleri de ipe dizmişler. Her şey, kabakları var. Her şey var bahçede. Kendilerine yetecek kadar ekmişler. Bu kadife çiçeklerinin rengi çok hoşuma gidiyor. Birkaç tane koparıp vazoya koymak istiyorum. Bakın kabaklar nasıl büyümüşler. Bal kabağı bunlar. Kocaman olmuşlar.
Geçen kış bana da vermişlerdi. Çok güzel çıktı. Yemeğe doyamadık. Bu da öyle kocaman olmuş. Bu sene pek bahçenin tadı yok diyorlar ama yine de kendilerine yetecek kadar var her şeyleri. Allah sağlıklı yemek nasip etsin. Meyveler pek güzel değil bu sene diyorlar. Hakikaten küçük küçük elmalar büyümemiş çok. Gördüğünüz gibi ufak ufak kalmışlar. Her yıl aynı olmuyor. Eşimin köylüleri hoş geldine geliyorlar. Akrabaları, köylüleri, eşimin tanıdıkları. Gelen eli boş gelmiyor. Ayşegül domates, biber getirmiş. Yeşil domatesleri de çarşamba günü pazar kuruluyor Kaman'da. Oradan aldım, hoşuma gitti. Güneşte kızarsınlar, çok lezzetleniyor öyle. Sabah kahvaltıda yeriz diye. Bunlar gerçekten atalık tohumlarla olmuş. Bunları da Fahriye teyzelerden geldi bu tepside. Üstte çıtır çıtır rokalar, çeşit çeşit domatesler. Çok güzeller. Bakın ufak, büyük, kaç çeşit domates ekmişler. Çok güzel olmuş. Hepsi lezzetli görünüyor. Kocaman kocaman domatesler. Domatesi de çok seviyorum. Akşam için güzel karışık bir salata yaptım. Soframızı şenlendirdi. İstanbul'da plastik gibi domatesleri yemekten domatesin tadını unutmuşuk neredeyse. Kapının önünden tilki geçmiş. İnanılır gibi değil, gördünüz mü? Son dakika yetiştim, çektim ama kaçtı gitti. Tavukları kapıp gidiyor. Epey varmış. Bu sene tavukları alıp gidiyor diyorlar. Bakın karşıda, gördünüz mü? Epey uzaklaşmış ama yine de çektim onu. Öğlen için biber dolması yaptım, zeytinyağlı. Bahçede piknik yapar gibi çok güzel oluyor yemek yemek. Cacık yaptım, salata, kendi ekşi mayalı ekmeğim, üstüne de kavun kestim. Öğlen yemeğini böyle geçiştirdik. Evet, köydekileri çaya davet ettim. Önce bir kısır yapmak istiyorum. Kısırı kaynar suyla ıslatıyorum. Boş durmayı sevmiyorum. Bir şeylerle uğraşmak hoşuma gidiyor. Hele mutfakta olmak hepsinden daha güzel. Hiç üşenmiyorum yemek pişirmeye. Taze soğanları da pazardan aldım, tazecik, körpe körpe. Kısır için taze soğanları doğruyorum. Epeydir kısır yapmamıştım. Canım da istiyordu. Pazarda yeşillikleri görünce alıp yapmak istedim. Soğanlarım tamam. Biraz da maydanoz doğrayacağım. Çayın yanına kısır, poğaça ve tatlı yapmak istiyorum. Tatlımı sabahtan yaptım. Beyaz çikolatalı muhallebi pişirdim. Evet, yeşillikleri doğradım. Bu arada bulgurum demleniyor. Bir baş da taze soğanı, pardon, bir baş kuru soğanı yağda kavurup karıştıracağım bulgura. Bayağı acıymış, soğan gözlerim yaşardı doğrarken.
komşularımı özlemişim. Hepsiyle bugün muhabbet ederiz. Neler yaptılar, anlatırlar bana. Bahçe işleriyle uğraşıyorlar. Zari yenge tarana yoğurmuş. Fariye teyzelerin bahçesinin çok ot varmış. Biraz şikayetçi. Sızma zeytinyağı koydum tavaya. Soğanımı kavuracağım. Kısra lezzet verir kavrulmuş soğan. 2 tane de limon sıkacağım. Kısır için. Burada malzeme ne varsa artık onlarla yapmaya çalışıyorum. İmkanlar kısıtlı. Evet, soğanım kavrulmuş. Güzelce. Salçasını da ilave ettim. Karışık salça, domates, biber salçası karışık. Biraz salçayı da kavuracağım. Evet. Soğan ve salçamı kavurdum. Şimdi bulgura karıştıracağım. Biraz fazla yaptım. Gelen fazla olur diye. Şimdi diğer malzemeleri de koyalım. Biraz toz kırmızı biber ilave edeceğim. Kimyonum yok. Kısıra kimyon da çok iyi oluyor, yakışıyor ama ben kimyonum yok, getirmemişim. Limon suyunu döküyorum. Yeşillikleri de ilave edip hepsini karıştıracağım. Biraz da tuz ilave edeceğim. Fazla tuzlu da yapmak istemiyorum. Komşularım yaşlı, tansiyonları var. Dokunmasın. İsteyen üstüne ilave eder tekrar. Markete gittim, alışveriş yaptım ama bazı şeyler unutmuşum. Pul biberim de yok. Artık bu şekilde ikram edeceğim. Konteynerde çok yer olmadığı için servis tabaklarım da yok. Getirmedim. Böyle tencereden tabaklara koyarım diye düşünüyorum. Şimdi bir poğaça yapalım beraber. Bir paket margarin veya tereyağı erittim, 250 gramlık. Siz de hangisini isterseniz. 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt. Aldığı kadar un kullanacağım. Bir paket kabartma tozu. Tuzunu da ilave edeceğim. Ve bir yumurtanın sarısını üstüne sürmek için ayırdım. Tuzunu da ilave ettim. Şimdi hamurumu yoğuruyorum.
Dediğim gibi aldığı kadar un ilave edeceğim göz kararı. 3,5 bardak falan su bardağıyla, 200 milimlik su bardağıyla 3,5 bardak kadar falan alıyor. 3,5-4 bardak arası. Yumurtanın büyüklüğüne göre, yoğurdun sululuğuna göre değişir bu. Ben de göz kararı ilave ediyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oluyor. Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Mayalı hamurlar gibi çok yoğurmak istemez bu kabartma tozuyla yapılan hamurları. Evet, hamurum hazır. Arkadaşlar, bir püf noktası vereyim size. Yumurtanın beyazını peynire karıştırdım. Yağlı peynirler poğaçanın içinden eriyip akıyor. Yumurta beyazı karıştırdığınız zaman fazla erimez, akmaz içinden. Yumurta beyazı tutuyor. Şimdi şekil verip tepsiye yerleştireceğim poğaçaları. Sizler de istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle içine peynir koyup kapatıyorum. Mayalı poğaçadan daha çok seviyorum kabartma tozu ile yapılan poğaçaları. Eminim herkes beğenecektir. Böyle gördüğünüz gibi içine peyniri koyup üstünü kapatıyorum. Yarım ay şeklinde poğaçalar oluyor. Poğaçaların hepsini kapattım. Üstüne yumurta sarısı sürüyorum. ...17 tane poğaça çıktı. Poğaçalarım oldukça da büyük gördüğünüz gibi. Hepsini, yumurta sarılarını sürdü. Fırına girmeye hazır. Fırını 200 dereceye ayarladım. Pişince bakacağız tekrar nasıl olmuş. Evet, güzelce piştiler. Bakın, nar gibi kızarmış, çok güzel olmuş poğaçalarım. Mis gibi koktu. Kokusunu da gönderebilsem keşke size. Kabarmışlar. Evet, bunlar da sabah yaptığım muhallebilerim. Beyaz çikolatalı muhallebilerim. Üzerine tarçın serpiyorum. Tarçın da mis gibi kokuyor. Lezzet verir muhallebilere. Bardaklara koydum muhallebilerimi. Kaseler büyüktü. O yüzden böyle su bardaklarına koydum. Bir kilodan 7 bardak çıktı. Üzerlerine biraz da Hindistan cevizi serpiyorum. Ben seviyorum süslemeyi. Hem lezzet veriyor, hem görüntü güzel oluyor. Eminim sizler de değişik şekillerde yapıyorsunuzdur. Bazen badem ezmesi, badem kırıkları koyuyorum. Bazen ceviz, bazen bu şekilde. Değişik değişik süslüyorum. Evet, muhallebilerim de hazır. Poğaçam, kısırım ve tatlım hazır. İnşallah misafirlerim beğenir, afiyetle yerler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.
Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın.